mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Şehridir. Burası elinde en önde savaşan Adile Onbaşı'nın memleketi Tarsus'tur. Biz bağımsızız. Biz aynı zamanda özgünüz ve gücümüzü milletten, sizden alıyoruz. Dün bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğim söylemine bir cevap verdi. Diyor ki ben gideceğim 300 milyar dolar getireceğim. Ya sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı Londra Büyükelçiliği'nde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda emredersiniz, siz bilirsiniz, ne isterseniz vereceğiz demedi. Ne dedik biliyor musunuz? Biz 85 milyon insanın temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletini arkasına gelmiş olarak burada yerli bir şekilde sizlere Türkiye ile işbirliği yapın diye geldik. Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? Bizim diyor çok ünlü uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar? Bu adama millet bakar, millet. Senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan, dışarıdakilere hazır ol da duran, onlara ne istiyorsun diye yapacağım diyenlerden değil. Bu millet ne isterse onu yapar diyen birisi olduğumuz için millet bizi seviyor. Bravo, sen kimsin ya? Bravo. Diplomalı, diplomalı. Ama bu diplomanın sahibi milli. Bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, Mekke. Bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanı'nın kıble kaynağı Kudüs. Bu Hazine ve Maliye Bakanı'nın baktığı yer dünyanın merkezi olan İstanbul'dan Mekke'ye, Kudüs'e, Arakan'a, Suriye'deki kardeşlerine bakan, Suriye'deki kardeşlerini kardeş bilen, Türkiye'deki tüm vatandaşlarını eşit gören, hayatı boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı, sen kimsin ya? Beni İngiliz vatandaşı bir balyeci ile karşılaştıracaksın. Sen kim alıyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine Maliye Bakanı'nı hor göreceksin? Hadi oradan, hadi. Utanmadan, sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportu bir adamla eşleştiriyor. Öyle ki o toplantıya bile davet edecek gücü bulamıyor. Çünkü efendileri ona diyor ki biz Amerika'da oturur video konferansla sana emirlerimizi, talimatlarımızı veririz der. Biz ne diyoruz? Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ve iriyiz, diriyiz, biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz diyoruz.
Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Şu gördüğün adam var ya, Recep Tayyip Erdoğan'la 30 yıldır aynı yolda beraber yürüyor. Sen ne diyorsun ya? Bu ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyım, yol arkadaşı. Bu gurur bize yeter. Ama sen, ah ah, bunlar var ya, bunların hayatı ötekileştirmeyle geçer. Bunların hayatı fırsat bulduklarında başörtüsüyle uğraşmaktan geçer. Bakın ya, caminin açılışına gitmeye başlamışlar. Siz değil miydiniz Ayasofya'yı açtırmayacağız diyen? Siz değil miydiniz Taksim'de cami yaptırmayacağız diyenler? Bari dürüst olun, dürüst. Camiye gitmeyi bilmiyorsan, gitmeyi bilmiyorum desene. Ya da caminin adabına uy, adabına. Adabı ne demektir biliyor musun? Sadece ve sadece Allah'ın önünde secde etmektir. Birilerinden karşı hazır ol da durmak değil. Onun için uğraşma. Şöyle. Biz şimdi şu andan itibaren bak bana söz vereceksiniz. Dün Kadir gecesiydi. Bugün orucumuz. Durmak yok. Hizmete devam diyoruz. Hakkın adamın hakkın aşığı, o milyonların omuzu. Bir şehrimizin için doğru zaman, doğru adam, doğru adamlarla yola devam. Recep Tayyip Erdoğan, Asurlar asırda. Açısı Kümdekari Nezih Ünal Demirtaş, hesabı kendi. Allah bizden çekti.